Nevra Hanım. Nedir son durum? Dün gece Çınar Bey cinayetin işlendiği yere gitmiş. Telefon sinyalinden tespit edilmiş. Ne var gitmişse mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Değil mi Ayşegül? Masumsa çıkar ortaya tabii. Masumsa mı? Ne demek masumsa? Şüphen mi var? Hayır. Hayır tabii ki yani. Burası ne oluyor? Bir Sadık ölüyor. Ertesi gün Çınar tutuklanıyor. Ya biri mi uğraşıyor bunlarla? Bilmiyorum ki baba. Birileri varsa bulacağız elbet. Merak etme. Bana bir söz verildi. Poyraz o evdeyken Ayşegül güvende denildi. Ama hiç güvende hissetmiyorum. Ayşegül güvende baba. Siz nasıl yatıyorsunuz aynı çatı altında? Bir sıkıntı yok. Poyraz, kendini kandırma. Siz öyle iki gün el ele tutuşup sinemaya giden çiftlerden değildiniz. Doğru. Doğru. Sinemaya çok az gittik baba. Anamı söylüyorum lan. O iş bitti baba. Bitti. İçin rahat olsun. Değil Poyraz. Hiç rahat değil. Nevra Hanım, burası biraz soğuk. Kahve içmek ister misiniz? Şu an kahve içecek durumda değilim. Nevra Hanım. Cinayetin bir görgü tanığı varmış. Ne? Bir adam katili gördüğünü söylüyor. Şimdi teşhis için içeri aldılar. Çınar Bey'i gösterecekler. Bak bakalım bu adamla. Ne? Bu adam değil. Emin misin? Alakası yok memur bey. Bu adam değil. Peki. Merak etme kızım, bir şey olmayacak. Nevra Hanım. Haberler iyi. Görgü tanığının ifadesiyle evimize. Çınar Bey'i bir saate kadar bırakacaklar. Ay. Birkaç işlem var. Halledip dönüyorum. Ay çok sevindim. Ne oldu? Planın tutmadı değil mi? Çöktü teorin. Çınar da çıkacağına göre hadi bana müsaade. Çok teşekkür ederim. Gergindim, kusuruma bakmayın. Yemek buldun ye, kusuru buldun ört demişler. Biz kimsenin kusuruna bakmayız. Ben bir de şube müdürüyle vedalaşayım. Her şeye de verecek bir cevabı var. Ay bu atasözleriyle konuşanlara sinir oluyorum. Ayşegül nerede burada? Gelir şimdi Nevran. Sen böyle yapıyorsun ya. Daha da nefret ettiriyorsun kendinden. En azından hislerin karşılıksız değil Ayşegül. Madem derdin bende. Niye uğraşıyorsun Çınar'la? Benle hesaplaşsana. Senin hesabın çok kabarık, çok. Ödeyemezsin ki. Öyle mi? Benim sana verilemeyecek hesabım yok. Ne olacaktı? Çınar'ı hapse attırınca koşa koşa ben senin kollarına mı atılacaktım? Sen hala anlamadın Ayşegül. Bu kollar artık sana açık değil.
Az daha sana inanıyordum. Çınar'ın suçlu olduğuna inanıyordum. Herkes hata yapar. Poyraz Karayel bile. Küstah. Küstah. Hani sen benimle uğraşmaktan vazgeçmiştin? Hani artık senin için bir şey ifade etmiyordum ben? Hala da etmiyorsun. Değişen hiçbir şey olmadı Ayşegül. Kendini bu kadar fazla ciddiye alma bence. Niye eve girdin o zaman? Ayşegül, o eve girdim. Ama sen orada olduğun için değil. Görevim orada olduğu için. Bunu hiçbir zaman unutma. Başka hiçbir manası yok. Yere batsın görevim be. Yeter. Yeter, çık git hayatımdan. Rahat bırak beni. Çocuğum. Ayşegül, kızım neredesin sen? Buradayım baba. Lavaboya gittim. Poyraz da gitti mi lavaboya? O ne demek şimdi? Ayşegül, ayağını denk al. Bu ne ya? Niye herkes benim üstüme geliyor? Ayağını denk al ne demek baba? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Yapmayacağını biliyoruz. Yapmayacağım tabii. Ayrıca sen git Poyraz'la konuş. Çınar'ı o ihbar etti. Zihnin açılsın. Baba. Kızım. Sen biraz önce bana bir müjdem var demiştin ya. Neymiş o? Bugün son günün okuluna gittim ya. Okul gerçekten çok güzel. Hocaları da çok iyi. Yani artık oraya geçiş yapmaya karar verdim. Bundan sonra hep buradayım. En doğru karar vermişsin. Gerçi babaannem ne der bilmiyorum. Fransa'daki okula en çok o istemişti. Hiçbir şey diyemez, merak etme. Amcamlardan bir haber var mı baba? Eda ile konuştum biraz önce. Biraz sonra salacaklar amcanı. Oh be. Zaten dünyanın en saçma durumuydu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.